Ben Ayça. Şimdi sizlerle hanımın yaptığı bebek evini tanıtacağız. Evet, Ceylin'le birlikte bir bebek evi yaptık. Yarı yılda babaannesi Ceylin'e bir bebek hediye etti. Ceylin de neden bu bebeklerin bir evi yok dedi. Ve ben de internetten birazcık araştırdım. Birçok kişi kutulardan çok güzel bebek evleri çalışmışlar. Ve ben de Ceylin'e, hatta Ceylin'le birlikte, Ceylin de bana yardımcı oldu. Onunla birlikte kutulardan ve atık malzemelerden bu şekilde bir ev ortaya çıkardık. Instagram'da paylaştığımda herkes oynayasımız geldi. Gerçekten çok güzel olmuş diye yazdılar. Videosunu çeker misin diye söylemişler. Maalesef yaparken videoyu çekemedik çünkü çok ani bir kararla başladık. Ancak size ayrıntıları göstermek istedik. Belki size de fikir olur. Çocuklarınızla, yeğenlerinizle değerlendirebileceğiniz bir proje olur diye sizlerle bu videoyu paylaşmak istedik. Şimdi biraz daha yakından bakalım neleri nasıl değerlendirmişiz. Sizlere göstermek istiyoruz. Bu kısım Ceylin'in bebeğinin kutusuydu. Bunu değerlendirmek istedik. Şimdi zaten yanında göreceksiniz kutunun nasıl olduğunu. Kestim, biçtim, bu şekilde yaptım. Buralara şunları yapıştırdım. Böyle arkadan kesip monte ettim yine silikon tabancasıyla. Daha sonra bu kısma böyle televizyon gibi bir şey yaptık. Ceylin'le kardeşinin fotoğrafını bastım. Oraya yapıştırdım karton kutunun üstüne. Burada böyle eski saatlerim vardı benim, kaç senelik, bunları açmamıştım. Bunlar duvar saati oldu. Yine gazoz kapağından böyle kardeşinin bir fotoğrafı vardı. Onu da buraya duvar tablosu gibi astık, resmi gibi. Eskiden telleri kullandım. Burayı yapıştırdım bu şekilde. Karton görüntüsünü birazcık daha götürmek için. Şunlar yine saatin içinden çıkan bir işte yastık yaptık bunları böyle, bu vardı. Yine bu da bir kolye kutusunun içinden çıkan bir şeydi. Ceylin dedi ki kumandası olsun, kumanda yaptık böyle. Şu oje şişesiydi. Kırılmış, ben bunu sildim ve böyle bir vazo oldu buraya. Şimdi alt kısma geçelim, evin alt katına. Böyle bir masa yaptık. Bunun alt kısmı neydendi? Tuvalet kağıdının bitmiş. Rulosu, aynen, bittik rulodan. Bu üstü de bijuteri kutusunun üstüydü. Bunu birleştirdim. Üzerine peçeteler yapıştırdım, boyadım. Ve bu şekilde bir masa ortaya çıkardık. Şimdi şunları göstereyim. Bunlar çok eğlenceli oldu bizim için. Buzdolabı ve fırın yaptık. Bu da ocağımız. Evet, ocağı da şöyle gösterelim. Bu da fırını, ocağı. Bunları internetten buldum fotoğraflarını ve çıktılarını aldım. Üzerine yapıştırdım. Bunlar kozmetik kutuları. İşte krem kutusu, bu da krem kutusuydu sanırım. İşte bu da yağ şişesinin kutusuydu. Hepsini böyle değerlendirdim ve ortaya işte fırını, buzdolabı çıktı. Orada bu perdeyi annem dikti. Şunlar vardı, şunları işte koyduk buraya. Bu şey yaptık, perde yaptık buraya. Bir de bebek arabamız var şöyle. Evet, onlar hazır zaten. Onları almıştık Ceylin'e. Şöyle al istersen bunu. Şimdi alt kata geçelim. Burası ne dedi, bebek odası olsun dedi. Yine karton kutuyu boyadım. Buraya bir işte böyle sinirli bebek fotoğrafı koyduk ya. Buraya da yine bir saat astık, eski saatler. En zor kısımlardan bir tanesi de banyoyu yapmaktı. Yine çamaşır makinesi yaptık. İşte çıktısını aldım, yapıştırdım bu şekilde. Siz bunu ilaç kutularından falan da yapabilirsiniz. Onlar da değerlendirilebilir. Lavaboyu yapmak en zor kısmıydı. Lavaboyu da şöyle, bu makara bobin. Bu üstteki de iğne kutusu. Yine böyle kırık bir ayna vardı. Onu da lavabonun üzerine koyduk. Yine burada da bijuteri kutusunu boyadım. Üzerine balık yapıştırdım ve küvet yaptım. Üzerine de böyle işte aynadan çıkan küçük şey telle birleştirip musluk yaptık, duş yaptık. Ceylin dedi ki hiç balkonları olmayacak mı bunun? Tabii ki olacak dedik ve balkon arayışına girdim. Yine kutuyu kestim, boyadım ve bu şekilde böyle trabzan gibi yaptık, bunları kestim. Kreatuarla kestim kartonu. O şekilde değerlendirdim. Bahçesi olsun dedik altta da. Onu da işte dalları yapıştırdık o şekilde. Bu çiçekleri yapıştırdık. O şekilde ortaya böyle bir ev. Bebek evinin ayrıntıları bu şekildeydi. Sizler de kozmetik kutularını, krem kutularını, ilaç kutularını değerlendirip fon kartonu, el işi kartonlarını kullanarak bu şekilde güzel çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. Eminim sizler benden çok çok daha güzelini yapacaksınız, değil mi Ceylin? Evet. Evet.
Şimdi sizlere çok eski bebeklerimi göstermek istiyorum. Ceylin bunlarla hala daha oynuyor. Üzerine böyle alıyoruz işte birkaç böyle yeni şeyler de alıyoruz ama bunlar benim küçükken ördüğüm, bebeklerin üzerine ördüğüm kıyafetler. Şöyle gösterelim birazcık yakından. Hatta ben bunları bloğa da yazmıştım. Hatta birçok kişi satın almak istiyoruz diye yazmışlar. Ama tabii ki bunların manevi değeri bende çok büyük. Çünkü hepsini kendim yapmıştım o zaman. Bakar mısınız? Yani bunlar deli işte. Şimdi yap desen tabii ki yapamam. Şu bebeklerin eldivenlerine kadar olmuş. Şimdi bunu bir tanesini Ceylin kaybetmiş oynarken. Bu şekilde. Bunu gösterelim böyle. Ya yani şu tasarım yapmışım resmen yani. Nasıl uğraştıysam artık. Bu şekilde. Annem diyor ki kızım sen bunlarla nasıl uğraşmışsın diyor. Akşam hakikaten nasıl uğraşmışım ben de hiç bilmiyorum. Şöyle çizmelerini varana kadar örmüşüm altta. Yani işte Ceylin'e hatıra oyuncak bunlarda. Şunu da gösterelim. Birçoğunun böyle kırık yerleri var. Onları kapatmak için örmüşüm daha doğrusu. Tutsun diye işte böyle üzerine falan dikmişim. Çıkmıyor çünkü bu kıyafetler. Ya şuna bakar mısınız? Resmen bir tasarım var ya. Yandan yırtmaçtı falan böyle. Son olarak bunu da gösterelim. Bunu da simli böyle kalpli falan yapmışım. Şu eteğinde kalp var. Üzerinde kalp var falan. Evet benim bebeklerim de bu şekildeydi. Ceylin benim bebeklerimle bu bebek evinde birlikte çok güzel evlilikler oynuyor. Tabii derslerini aksatmıyor. Derslerini sürekli yapıyorsun değil mi Ceylin? İşte bir iki saat oynuyorsa bir saat sonra tekrar ders çalışıyoruz. Çünkü birazcık ödevleri de var. Çocuklar günümüzde birçok oyuncağa sahip oluyor. Çok kolay şimdi her yer oyuncak. Ama eskiden öyle değildi. Bir bebeğe sahip olmak gerçekten çok önemliydi. Ve onu değerli ve temiz tutmak çok önemliydi. Demek ki benim bilinçaltımda hep bu varmış ki birçok şeyimi hala daha saklıyorum. Ve atmaya kıyamıyorum. İyi ki de atmamışım. Ve düzenli tertipli kullanıp onlar duruyor. Bu bebeklerle de oynadığı zaman gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü sanki benim elimden onun eline geçmiş gibi hissediyorum. Bir şeyleri atmamayı, değerlendirmeyi öğretelim çocuklarımıza. Birçok atık malzemeden gerçekten çok güzel projeler ortaya çıkarabilir. İnternete bakmanız yeterli bunun için. Umarım bu bebek evi size fikir verir. Eğer sizin de kız çocuklarınız, yeğenleriniz bebek evi istiyoruz derlerse bu videoyu izleyip en azından nasıl değerlendirdiğimizi görebilirsiniz. Bizim söyleyeceklerimiz bunlardı. Sen bir şeyler söylemek ister misin Ceylin? Söylemek istemez misin? Yapsınlar mı bu bebek evinden peki? Yapsınlar. Tamam. Sizler de yaparsanız eğer bizlere fotoğrafları göndermeyi lütfen ihmal etmeyin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.